İlk sualle başlayalım. Anne hakkı nedir? Çünkü Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi cennet anaların ayağının altındadır. Bunu diyoruz çünkü bir de biliyor musunuz? Üç gün önce biz kadın haklarını, kadınla şiddet konusunu işledik burada. Dün akşam Anadolu'muzun bir kentinde adamcağız karısını ne yaptı? İftar saatinde ne yemek var, ne yeme yemek yok diyerek çekti burada öldürdü. İftar Allah, zatinde. Allah muhafaza. İftar sofrasında düşünün yani. Allah O yüzden günde okuduk annesini babasını döven bir adamdan bahsediyordu. Hocam o yüzden anne hakkı nedir? Annesini üzen insanları ne bekliyor? Evet gerçekten bizim de yüreğimizi yakıyor. Yani bir anne gibi bir değer, anne gibi büyük bir şerefe, büyük bir nimete muhatap kırılan, anne gibi bir rütbeye nasıl hem gözle bakın bırakın dövmeyi. Yaradan bize şu önemli emri, şu önemli hayat ölçüsünü Kur'an-ı Azimüşşan'da emrediyor. da emri diyor. Ve kadâ rabbuke allâ ta'budu illâ iyyâh. Allah emrediyor. Allah'a Allah ortak koşmayın. Allah'a iman edin. Allah'ın emrettiği tarzda hayatınızı tanzim edin. Ve kadâ rabbuke allâ ta'budu illâ ve bil vâlideyn ihsânen. Bakın enter hemen arkasında anne ve babaya iyilikte bulunun diye emrediyor. Kendine itaattan hemen sonra, kendine itaatin hemen akabinde Allah Celle Celaluhu anne ve babaya itaati, anne ve babaya hürmeti, anne ve babaya evet. saygıyı emrediyor. Hele anne. Efendimize biri gelip demiş ki ey Allah'ın Resulü ben kime iyilikte bulunayım? Annene buyurmuş. Peki ya sonra? Yine annene. Peki ya Resulullah sonra kime? Yine annene. Yine annene. Evet. Ancak dördüncü sefer sorduğunda babana. Bu demek değildir. Babaların kıymeti az. Hayır. Onların da elbette ki değeri çok. Ama anne hakkı anne değeri paha biçilmezdir Fedakarlık desen zirvede. Şefkat desen onlarda. Merhamet desen onlarda. Nezaket desen onlarda. Düşünebiliyor musunuz? Sizi uykuda en sevdiğiniz kişi. Çok tatlı bir uykuya uyumuşsunuzdur. Uykusuzsunuz. Sizi bir defa uyandırsa hani eh peki dersin. 2 üç derken en sevdiğiniz yeter, kişi. Artık ne ya, ya yeter dersin. Evet. O anne günde bir değil, üç değil gece geç saatte her defasında da kalkınca bırakın kızmayı o yavrusunu kucaklıyor, evet. öpüyor evet. ve bağrına basıyor. Evet. Yine e, Allah-u Teala öylesine bir fedakarlık lütfetmiş ki anneye, kendi evladı için canını seve seve feda etmekten kaçınmayan bir kişiden bahsediyoruz. İzmir depreminde gördük Ziya Bey. Evet. İzmir depreminde her taraf sarsılıyor. Efendim koca koca taşlar yığın yığın tuğralar dökülüyor. Annenin biri evladına kendini siper etmiş kucağına açmış, evladını bağrına basmış. Ben öleyim de evladım ölmesin diyor. Bu öyle bir nimet ki affedersiniz hayvanlara bile Rabbim bu duyguyu lütfetmiş. Şimdi bakın demin de kısmen bahsetmiş olduk. Tavuk çok korkak, çok ürkek bir hayvandır. Öyle değil mi? Evet. Ama o korkak, o ürkek hayvan ki kış diyor affedersiniz kaçıp gidiyor. Bu kadar korkak, ürkek bir hayvan yeri geldiğinde civcivini, yavrusunu, korumak için aslan kesiliyor. Çok defa görmüşlüğümüz vardır. Saldıran bir köpeğe öylesine karşı koyuyor ki yavrusunu korumak açısından onu geldiğine pişman ediyor. Yine Cenab-ı Hakk'ın evet. anneye verdiği değere bakın. Bakınız anne, anne olmazdan evvel aynı insan, onda süt yok. Ama anne olur olmaz. Annelik vasfiyle tanışır tanışmaz, yavrusu dünyaya gelir gelmez, Dünyanın en kıymetli, en değerli gıda maddesi olan anne sütünü Allah yine anneye veriyor. Şimdi hocam o kadar güzel anlattınız ki ya. bir e, mesaj geldi izleyicimizden. Bir anne, bir kızı var, bir oğlu var. Anlattıklarınızdan çok etkilenmiş. Çok mutlu olmuş. Evlerinizden sevgiyle, saygıyla öpüyor. Duasını beklerim diyor e, uzaktaki hanımefendi. Ben de üstünde kalmasını iletiyorum efendim. Anneler başlarımızın evet. tacıdır. Ben buradan annesi ve tabii ki babası ama özellikle annesi hayata olanlara sesleniyorum. Aman ha kardeşlerim, sevgili gençler, anne ve babası hayatta olanlar, lütfen benim bu sözümü iyi dinleyin. Sakın ha annenize ve babanızı eziyet etmeyin. Onların hayır dualarını almak sizin için en büyük servettir. Onların gönlünü almak sizin için en büyük bir kazançtır. Dolayısıyla hele hele bir hadis-i şerif var ki bunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Rıza Rabbi fi rıdal valid. Allah'ın rızası anne babanın rızasına bağlı, özellikle annenin. Ve sakatu Rabbi min sakatil valid. Eğer Allah'ın gazabı da anne ve babanın gazabına bağlı. Eğer o siz onu kızdırdıysanız, onun hakkını ödemiyorsanız, onu üzmüşseniz Allah da size boz eder. Of. Yine en racul gal birisi Efendimiz'e şöyle bir soru sormuştur. Ya Resulullah, ma hakkul valideyni aleyye, ala veledihime. Ey Allah'ın Resulü, anne ve babanın evlatları üzerindeki hakkı nedir? Böyle bir soru. Cevaba bak, cevaba bakın, buna göre evet. hareket edelim. İki cümlelik bir cevap, iki kelimelik daha doğrusu. Evet. Hüma cennetüke ve hüma naruke. O ikisi ya senin cennete gitmene vesiledir ya da cehenneme. Bu kadar anne baba bu işte. Ya cehennem ya cennet. Yani annenin rızasını almadan Allah'ın rızasına erişilmez. Babanın rızasını almadan Allah'ın rızasına erişilmez. Anne baba İslam'a muhalif. Efendim itikadimize ters düşen bir şeyi söylemediği müddetçe ne yaparsa yapsın onun emrinden çıkmamalıyız. Evet.